ailevi hisler ağır bastığı için tekrar Diyarbakır'a dönme kararı aldım. Aynı zamanda Diyarbakır'a olan minnet borcumu ödemek istiyordum. Memleketime de faydalı olmak istediğim için döndüm aslında bir nevi. Yüksek lisans ve doktora tezlerim retina görüntü analizi ile ilgiliydi. Yani doktora tezimde retina damarlarının tespitine yönelik 3 tane yeni yöntem geliştirdim. Bunlardan bir tanesi İsviçre'de bir dergide kabul oldu. Bu diğer iki tanesi kabul aşamasında, yani değerlendirilme aşamasında. Bu kabul edilen yöntemin özellikle Harvard'da kabul almam açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yayın için özellikle hani en az 6-7 ay ileri düzeyde matematik çalıştım. Yeni bir yöntem geliştirebilmek için çok emek sarf ettim. Bunun da karşılığını bulduğumu düşünüyorum. Bundan sonraki çalışmalarımı yapay zeka yönünde derinleştirme kararı aldım. Bu yüzden önde gelen üniversitelerle iletişime geçmeye başladım. Kısa süre içinde 3 farklı ülkeden kabul aldım. Birincisi Kanada'nın TÜBİTAK'ı diyebileceğimiz bir kurumdu. Diğeri Finlandiya'da bir üniversiteydi. Sonra Harvard Üniversitesi'nden kabul alınca kararımı o yönde belirttim. Harvard Üniversitesi'nde gideceğim yer Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi diyebileceğimiz Harvard Medical School'a bağlı Massachusetts General Hospital Hastanesi'nde nöroloji laboratuvarında bir projede görev alacağım. Bu projede EEG ve beyin MR görüntüleri kullanılarak yapay zeka algoritmaları geliştirilecek. Buradaki bu projenin amacı özellikle yoğun bakım hastalarında gizli olarak ortaya çıkan nöbetlerin tespitine yönelik otomatik algoritmalar geliştirmek. Bunun için hem EEG verileri kullanılacak hem beyin MR görüntüleri kullanılacak. Ben büyük ihtimalle ağırlıklı olarak beyin MR görüntülerinin analizinde görev alacağım. Ama tabii daha önce benim EEG ile ilgili de çalışmalarım da olmuştu. Bu proje Harvard Üniversitesi liderliğinde yapılan bir proje ama aynı zamanda MIT olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology ile Georgia Tech olarak bilinen Georgia Institute of Technology üniversitelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla da gerçekleştirilen bir proje. Orta vadeli 4-5 yıl sürecek bir proje. Sonra tekrar Diyarbakır'a dönmeyi planlıyorum. Orta ve uzun vadede amacım hem Dicle Üniversitesi ile bu önde gelen üniversiteler arasındaki akademik işbirliğinin arttırılması. Aynı zamanda şunu da istiyorum, yani açıkçası en büyük hedeflerimden biri gençlerimize bilimsel yönde çaba göstermelerine yönelik örnek olabilmek ve aynı zamanda onlara bir şeylerin başarılabileceğini kanıtlamaktı. Yani eğer bunu yapabilmişsem bu beni çok mutlu edecek.